Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı sâimu yaki. Es-sâimu yaki. Bab ikisine cümleye muzaf. Yani oruçlu istifra ediyor. Bunun babıdır. Hâzâ bâb-ı sâimu yaki. Tayyip. Oruçlu bir adam istifra ederse ya o istifra kendi arzusuyla olur yahut da kendi arzusuyla olmaz. Bunların hükümleri bir midir, başka başka mıdır, her ikisi de orucu bozar mı, bozmaz mı, ne lazım gelir? Bu babda İmam-ı Tahavi merhum bunları beyan buyuracak. Haddesena İbrahim ibn-i Merzu, kâle haddesena Abdüssemedi ibn-i Abdülvaris, kâle haddesena Ebi en Hüseyin'il Muallim, en Yahya ibn-i Ebi Kesir, en Abdirrahman ibn-i Amr'inil Evza'i, en Ya'iş ibn-i Velid, en Ebihi, en Ma'dan ibn-i Ebi Talha, an Ebu Derda en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Derda diyor ki Resulullah Efendimiz ga istifra etti fe eftara iftar etti. Orucunu bozdu. Gale felekitü sevbane, ben sevbane tesadüf ettim fi mescidi Dimişk. Dimişk'in mescidinde, Şam mescidinde fekale. Dedi ki sadaka Ebu Derda sadık oldu. Ene sebeptu, ben döktüm lehu Peygamber Efendimiz'e ve du'ehu, elinin ağzını yıkanması suyunu ben döktüm dedi. Yani Ebu Derda'dan rivayet eden Ma'dan ibn Ebi Telha'yı Sevban tesdik eyledi. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ebu Ma'mer, kâle haddesene Abdülvaris, an Hüseyin'il Muallim, an Yahya ibn Ebi Ketir, an Abdillah ibn Amr'inil Evza'iyye, en Ya'işe ibn el-Velid ibn Hişam, en Ma'dan ibn Talha, en Ebi Derda, sümme zekere mislehu. Beyni hadisi şerifi İbn Ebi Davud vasıtasıyla İmam-ı Tahavi rivayet eyledi. Kale ibn Ebi Davud, İbn Ebi Davud dediler ki, kale Ebu Ma'mer, Ebu Ma'mer dedi, hakeza böylece, kale Abdülvaris, Abdullah ibn Amr'in, Abdülvaris, Abdullah ibn Ömer, Amr, hakeza kâle Abdülvaris, Abdülvaris dedi. Ne dedi? Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer dedi. Yani bu şeyi Abdülvaris Hüseyin'in Muallim'den, o da Yahya ibn Ebi Kesir'den, o da Abdullah ibn Amr ibn el-Evza'i'den rivayet ediyor. Fakat bu İbn Ebu Davud diyor ki ravi, yani kendi şeyhi olan Ebu Ma'mer böyle dedi. Ne dedi? Abdülvaris Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr dedi. El-Evza'i demedi. Farkı o kadar. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Rahim ibn Ubade kâle haddesena Şâbe kâle haddesena Bilhudi en Belh. Fakat bir rivayette Belç رَجُلٍ مِنْ مَهَرًا مَهَرَدًا bir adam bu. عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهَرِ Ebi Şeybet'e Meheri'den rivayet etti. قَالَ قُلْتُ لِسَوْبَانِ Ben Sevban'a dedim ki حَدِّسْنَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den bize hadis rivayet eyle. قَالَ Sevban dedi ki رَيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. قَالَ istifra eyledi. فَاَفْضَرَ iftar eyledi, orucunu bozdu. Bu hadisi rivayet eyledi Sevban. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرِ İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim zahip oldular اِلَا اَنَّ السَّائِمَ şuna zahip oldular ki oruçlu اِذَا قَاءَ istifrak ederse fakat اَفْضَرَ orucunu bozmuş olur. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında da ihticac ettiler. بِهَذَا الْحَدِيثِ bu hadisiyle ihticac eylediler. Ebu Derda ve Sevban radıyallahu anhümanın rivayet etmiş olduğu hadislerle delil getirdiler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ diğerleri bunları muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki اِنْ اِسْتِقَاءَ eğer kendisi istifrağı yaparsa kendi arzusuyla istifrak ederse eftara orucunu bozar. Ve in zara'ul gay'u yok içerden o gay'ı
hücum eder gelirse lem yuftir, iftar etmez. Yani bu iki türlüdür. Bir var ki içeriden mide bozuldu, o gayı içeriden hücum etti geldi. Bir de var ki kendisi o gayı talep etti. Yani elini mesela bir adam parmağını boğazına götürdü. Yahut da başka bir surette yani istifra etmesini talep etti. Bu ikisinin hükmü ayrı ayrıdır. İçeriden kendi gelirse orucunu bozmaz. Ama bir adam kendi arzusuyla istifra ederse orucu bozar. Ve kalu dediler ki قَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ جَائِزْ ki Ebu Derda ve Seba'nın kavli ola قَاءَ فَاَفْتَرَ قَاءَ istifra etti فَاَفْتَرَ iftar etti اِي قَاءَ فَضَعُفَ İstifra gelince zayıf oldu. Zayıfladı, oruç tutamayacağını Resulü Ekrem Efendimiz anladı da فَاَفْتَرَ iftarını bozdu. وَقَدْ يَجُوزُ هَذَا فِي اللُّغَةِ Lugatta bu da caizdir. قَاءَ yani istifra etti de zayıf oldu, فَاَفْتَرَ iftar etti. Lugatta böyle bu manaya da gelir. وَهْتَجَّ الْاَوَّلُونَ Evvelkileri ihticac ettiler li kavlihim kendi kavullerine, davalarına eyza böylece yani orucu bozar diyenlere diyenler ihticac ettiler bima bir hadisle ki haddesena bize rivayet eyledi Rabi'ül Mazim. Rabi'ül Mazim bize rivayet eyledi. Kale haddesena Esed. Kale haddesena ibn-i Lehi'a. Kale haddesena يزيد بن أبي حبيب قال أخبرني أبو مرسوق عن حنش أن فضالة بن عبيد قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد diyor ki Peygamber Efendimiz istedi bir şerabin bir içilecek su فقال له ona dedi بعضına بعضımız Resul-i Ekrem'imize dediler ki ألم تصبح سائما يا رسول الله sen oruçlu olarak sabahlamadın mı? Yani bugün oruçlu değil misin? Kale bela, evet oruçluyum. Velakinni gıytu. Lakin ben istifra ettim. Ve istifra ettim yani orucum bozuldu. Bana su getirin içeceğim. Bu manada. Bununla da ihticac ettiler ki istifra orucu bozar. Haddesena Ebu Bekret'e kale haddesena Revhu. Ha. Ve haddesena Muhammed ibn Huzeyme kale haddesena Haccacu. Ha ve haddesena Hüseyin ibn Nasir'in kâle haddesena Yahya ibn Hassan. İmam-ı Tahavi'nin hocalarından Ebu Bekir'e Revh tarikiyle, Muhammed ibn Huzeyme Haccac tarikiyle, Hüseyin ibn Nasir de Yahya ibn Hassan tarikiyle üçü de rivayet ediyorlar. Kâlu bu üçü de dediler ki haddesena Hammad ibn Seleme. Hammad ibn Seleme bize rivayet eyledi. En Muhammed ibn İshak, Muhammed ibn İshak'tan أن يزيد بن أبي حبيب أن أبي مرزوق أن حنش أن فضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي مرزوق دن حنش دن وضا فضالة دن وضا رسول الله صلى الله عليه وسلم دن رواية إلى دن مثله أين حديث الشريف يعني رسول أكرم فنمز içecek bir su istedi أصحابتن bazıları dediler ki يا رسول الله oruçlu değil misin dedi ki evet oruçlu idim lakin istifra ettim yani orucum bozuldu onun için iftar etti. Bunu delil getirdiler. قِيلَ لَهُمْ Bunlara denilir ki وَهَذَا اَيْتَا مِسُلَوَا Bu hadis de birinci gibidir. يَجُوزُ caiz olur ki وَلَاكِنِّي قِيدُ Lakin ben oruçluydum ama istifra ettim فَدَعُفْتُ Zayıf oldum عَنِ السَّوْمِ Oruçtan, oruç tutmadan zayıf oldum فَاَفْتَرْتُ iftar ettim. Orucu tutmayı verdim. Bu o manaya da gelir evvelki gibi. وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيسَيْنِ Bu iki hadiste de olmadı. Delilun delil olmadı ki عَلَى أَنَّ الْقَيْءَ اِسْتِفْرَى كَانَ مُفْتِرًا لَهُ oruçluyu müftir olur. Oruçlunun orucunu bozar diye buna bir delil yoktur. اِنَّمَا فِيهِ Bu iki hadis, bu hadislerde orucudur ki اَنَّهُ رَسُولَ اَكْرَمَ اَتَنَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَاءَ اِسْتِفْرَى etti. فَاَفْتَرَ Ondan sonra da orucunu bozdu. Bâd-ı zâlik-i istifradan sonra. Sizin dediğiniz gibi istifra orucu bozdu manasını değil. İstifra orucu bozmadı. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz istifra edince vücud-i şerifine zafiyet geldi. Onun için orucunu bozdu. وَقَدْ رُوْيَ فِي حُكْمِ السَّائِمِ اِذَا قَاءَ اَوِسْتَقَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Oruçlunun hükmünde rivayet edildi.
وَرُوِيَ فِي حُكْمِ الصَّائِمِ Saimin hükmünde rivayet edildi. Ne vakitte? اِذَا قَاءَ içeriden gıyı gelirse اَبِسْتِقَى yahut kendisi o gıyı arzu eder, talep eder de yaparsa. Bunun hakkında da rivayet geldi. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ne olduğu halde müfesser olduğu halde geldi rivayette. Ne geldi? Ma ol bir hadis ki kat haddesena bize rivayet eyledi. Ahmed ibn Davud kâle haddesena Musaddad kâle haddesena İsa ibn Yunus an Hişam ibn Hassan an Muhammed ibn Sirin an Ebi Hureyre radıyallahu anh Muhammed ibn Sirin Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki men bir kimse ki zera'ahu ona galebe çaldı el gayu istifra ve huve saimun halbuki o adam da oruçludur feleyse aleyhi o adam üzerine olmadı kadaun kaza olmadı kendi arzusu olmadığından içeride midesi bozuldu istifra galebe itti geldi onun orucunu bozmaz ve men isteka her kim gayi kendi arzusuyla talep eder de gayi yaparsa fel yakdi bu orucunu kaza etsin. Bak şimdi burada müfassal. İçeriden istifra kendiliğinden gelirse orucu bozmaz. Fakat bir adam mesela parmağını boğazına sokar yahut herhangi bir surette geyin istifrağın gelmesini talep ederse orucu bozar onu kaza etsin. Febeyyene hâzel hadis. Bu hadis beyanı iledi. Keyfe hükmü saim. Saimin hükmü nasıldır? İzâ zera'ul gey'u gey'i ona galebe çalarsa ev isteka yahut o kendi arzusuyla isteka ederse. Bunu da beyan buyuruldu. Ve evlel eşyai bina bize layık olan şeylerin evlâsi en yuhmele hamlulunmaktır. El âthâr eserler, hadisler alâ mâ ul bir şey üzerindeki fîhî o şeyde orucudur ittifâkuhâ hadislerin ittifâkı. Hadislerin ittifâkı ve tasihûhâ tasihî ne üzerindeyse ona hamletmek, manayı ona hamletmek bize de layıktır. La alama ol bir şey üzerine hamletmek değildir ki fihi an doğrucudur. Tenafiha eserlerin tenafisi ve tedadduha tedaddi birbirine münafi, birbirine zıt olan şeye hamletmeyeceğiz. Birbirine muvafık olan şeylere hamledeceğiz. Bize evla olan budur. Feyekûnü olur manel hadiseynil evvelîn İki evvelki hadisin manası olur alama vasıfına bizim bahsettiğimiz üzerine. Yani o gaye bozmadı da Peygamber Efendimiz'in vücudu zayıf oldu. Onun için orucunu bozdu. Hatta la yudad hatta zıddı olmayan manahuma o hadisin manası mana hazel hadis o sonki hadisin manasına zıddı olmaya. Böyle tevil ettik. İşte buna tesih-i maali diyor İmam-ı Tahavi, şerh-i mani laser dediğinin bu işte böyle birbirine muhalif gelirse hadisler, oradaki hadislerin hangisinin ne manaya geldiğini beyan ediyor, ederek aralarını telif ediyor. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ işte bu babın hükmü budur. مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيهِ مَعَانِ الْآثَرِ eserlerin, hadislerin manalarının tesihi yolunda işte bu bab buradadır. Bu taraftan eserlerin manasını tesih yolundan işte bu okuduğumuz hükümlerdir. Ve emma hükmuhu emma bu babın hükmü min tariken nazar, nazar terikiyle, kıyas terikiyle hükmü fe inna ra'eyna biz gördük. El gey'e gey'i hadesen abdesti bozar gördük. Fi kavli ba'din nas nas, bazı nasın kavlünde bir adam istifra ederse abdesti bozulur dediler. Ve gayre hadesin hades olmadığını gördük. Gavrül ahari bazı diğer alimlerin bazılarına göre de hades olmadığını gördük. Yani bir adam istifra ederse abdesti bozulur mu, bozulmaz mı? Ulemanın bazısı bozulur dediler, bazıları da bozulmaz dediler. Ve reyina biz gördük. Hurucet demi, kanın çıkmasını da kezalik bu ihtilaflı gördük. Vücudundan kan çıkarsa ulemanın bazısı abdesti bozulur dedi. وَاَمَّا حُكْمُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ Bu babın nazar terikiyle hükmü, kıyas terikiyle hükmü nedir? فَاِنَّا رَأَيْنَا الْقَيْءَ Biz gayi gördük.
hadesen abdesti bozar gördük fi kavli ba'din nas, ulemanın bazılarının kavlinde. Ve gayri hadesin, hadesin gayri, yani gördük, yani abdesti bozmaz gördük fi kavli ahirin, diğerlerinin kavlinde. Ve reyna hurucet demi, kanın çıkmasını da gördük kezalik, böylece ulemanın bazısına göre abdesti bozar, bazısına göre bozmaz. Ve kullun gadecme, ulemanın hepsi de icma ilediler ki ennes saime, oruçlu adam izâ fesede irken, bir irki fesleder ondan kan çıkarırsa ennehu la yekûnü bidâlike müftiren, o sebeple orucunu bozmuş olmaz. Ve kezâlike levkânet bihi illetun, o adamda bir illet olsa, bir yara olsa fenfeceret, o yara patlasa aleyhi, o adam üzerine demen kan. Kan çıksa, o yara patladı da kan, yahut da irin çıktı. Min mevdiye min bedenihi, bedeninden herhangi bir mevzeyden. Füküllün fekâne hurûcü demi, kanın çıkması oldu. Min heysu zekerna min bedenihi, bedeninden zikrettiğimiz yerden. Yani yara patladı, ondan kan çıktı. Ve istihrâcehu, وَاَسْتِخْرَاجُهُ, onun çıkarması da oldu. اِيَّهُ اُقَنِ, isterse o kan kendi kendine çıksın, isterse kendi bir vasıtayla vücudundan o kanı çıkarsın. Bu oldu. Ne oldu? سَوَاَنْ, müsavi oldu. فِيمَا زَكَرْنَا, bizim zikrettiğimizde müsavi oldu. Yani bunlar orucu bozmaz oldular. وَكَذَٰلِكَ هُمَا, bunlar böylecedir. فِي tahareti, taharette de böylecedir. Yani abdesti bozmakta da ikisi müsavidir. İster, yani ulemanın ihtilafı var ya orada, ikisi de müsavidir. وَكَانَ خُرُوجُ الْقَيْءِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِخْرَاجٍ مِنْ صَاحِبِ اِيَّهِ, sahibi onu çıkarmaksızın gıyın kurucu oldu, لَا يَنْقُدُ السَّوْمَ, orucu bozmaz oldu. فَنَّزَرُ عَلَى مَا زَكَرْنَا, bizim bu zikrettiğimize nazaran, اَنْ يَكُونَ اُلَا خُرُوجُهُ, o gıyın kurucu istihracı sahibihi, sahibinin istihracı sebebiyle iyyahu, onu kezalik böylece ola, orucu bozmaz ola. La yengudu savma, orucu bozmaz. Felemma kânel gıyu, vaktaki gıyu oldu, la yustiruhu fil nazar, kıyasla orucu bozmaz oldu. Kâne mâ zera'hu minel gıyi, gıyi galebeyi derden, mideden çıkarsa, bunun bozmaz olduğu ahra en yekûne kezalik, bozmayacağında daha layık olur. Yani bir adam kendisiyle, arzusuyla gıy etse, istifrak etse, o orucunu bozmadığı gibi hiç vasitesi olmaksızın midesinden bir bozukluk vasitesiyle, vasitesi olmaksızın gıy gelse, istifrak etse, o da orucu bozmaz. فَهَذَا حُكْمَ هَذَا الْبَابِ اِذَا, işte bu babın hükmü budur. Min tarikin neser, kıyas tarikiyle budur. Bozmaması lazımdır. Velakin ittiba'a ma ruyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen şeyi ittiba etmek evla evladır. Niye o yukarıda geçti ki? Eğer galebe çalarsa o kıyı bozmaz. Fakat kendi arzusuyla çıkarırsa bir gün kaza etsin. Kıyas nezeriyle ikisi de bir orucu bozmazlar ama fakat Resulullah Efendimiz'den gelen rivayeti ittiba evladır. Yani birisinde kaza etsin, birisinde etmesin. Eğer kendi arzusuyla o istifrağı meydana getirmiş ise onda kaza etsin. Yok, arzusu olmaksızın o kıyı kendi kendine gelmişse onda da kaza lazım gelmez, orucu bozmaz. وَهَذَا قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى وَعَامَّتُ الْعُلَمَى, bütün ulemanın, Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed ve bütün ulemanın kavli de budur. Ve kadru ve zalik an cemaatin minel mütekeddimin, mütekeddiminden bir cemaatten de bu böyle rivayet edildi. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Revhun kâle haddesena Malikun ve Sahru ibn-i Cüveyriye an Nafi'in an İbn-i Ömer ennehu kâd, İmam-ı Nafi Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet eyledi ki Abdullah ibn Ömer buyurdular, men, her kim istekâe, gıyı kendi arzusuyla getirirse, ve huve saimun, halbuki kendisi de oruçludur,
فَعَلَيْهِ عَنْ üzerine orucudur. اَلْقَدَعُ قَزَى Ve men her kimse ki zera'uhu galebe çalırsa ona, elgeyu istifra ona galebe çalır da kendiliğinden gelirse, feleyse aleyhi anın üzerine olmadı, elgadavu kasa olmadı. İşte Abdullah İbni Ömer'in fetvası da bu. Mütekeddiminden bir cemaat buyurdu ya, işte birisi Abdullah İbni Ömer böyle fetva verdi. Haddesena İbni Merzuk'in, قال حدثنا الكعنبي قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله عبد الله بن عمر'den rivayet edilen bu fetvayı İmam Tahavi İbn Mersuk tarikiyle de rivayet eyledi. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن حماد عن إبراهيم مثله İmam Tahavi yine hadisi şerifi Muhammed bin Khuzeyme tarikiyle de rivayet eyledi. Üçüncü senet, dördüncü senet de var. Haddesena Muhammed bin Khuzeyme kâle haddesena Haccal kâle haddesena Hammadun en Hümeydin anil Hasen'i misleru. Beşinci senedi de İmam-ı Tahavi'nin haddesena Muhammedun kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun en Hibbani Selemi anil Kasim ibn-i Muhammed misleru. Şimdi bu altı senetle, beş senetle rivayet eylemiş olduğu bu hadiste Abdullah ibn Ömer'in fetvası, eğer oruçlu bir adam istifra ederse, kendi arzusu varsa o istifrada kaza lazımdır. Kendi arzusu bir fiili yok da gayi kendi kendine gelmiş olursa onda kaza yoktur, orucu bozmaz. İşte bu mesele burada da bitiyor ve İmam-ı Azam, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed ve bütün ulemanın kavli de budur. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.